kırabilirsin aslında. O şekilde küçük ölçüde ilerlesek. Ama sayman lazım o zaman. Kaç tane sayacaksın? Sayısını bilmez lazım. Hocam tek elemanla alakalı gidecek. Arkasında yani en son kalanın next'i yoksa gidecek. Yani tek elemanla alakalı. Bir yazmaya başlayalım şunu. Şey, bu anlaşılan yeni bir tane linkli sayı. Kendisini değiştirelim bunu ya daha kolay olur. Kendisini değiştirelim. Yani da void olacak değil mi? Yok. Evet, kendisini değiştirsin. Daha kolay olur herhalde. Bir bakalım. Diğer ihtiyaçlarımızı ne falan bilemiyorum. Void reverse. Başlangıçta bu. Başlangıçta bu. Hemen çağıracağım. Diyeceğim ki bana bir tane yeni link list vereceksin. Onun içerisinde ben sana head'i gönderiyorum. Bu kadar. Kendisini değiştirecek. Bir tane node i return eden reverse fonksiyonu. Ne aldı bir tane? Node i aldı. Base case. If araya şey sıkıştırmamız lazım. If head mi diyelim buna? If head söyleyin. If head nalsa return head. Bu bir. Tamam. Bunu yaptık. Nal geldiği zaman onu yapacağız. Değilse ama ne yapacağım ben? Değilse ne yapacağım? Değilse yapacağım şey şu. Yani base case'imiz buydu ya. Değilse en baştakini bir tutayım ben. En baştakini tutayım bir kenarda beklesin. Arta kalanın üzerinde bu reverse'ı çağırayım. O bana onun terslenmiş halini getirecek. Değil mi? Ters olmuş halini getirecek. Ondan sonra ben de onun sonuna benim şeyimi ekleyeceğim. Tail hakkında konuşmadık şurada bu arada. Burada hani head diyordu ya. Reverse. Onun tail'ini falan hakkında konuşmadık. Anladınız mı? Orası kötü. Şey demem lazımdı herhalde. Tail atama head falan demem lazımdı. Oraya biraz sonra gelelim tail'e, tamam mı? Tail'i konuşmadık. Hemen diyeceğim ki ben buraya node i t atama reverse head nokta next. Yazdık mı? Bu gitti o head nokta next'e ulaştı. Onun reverse'ünü aldı getirdi bana. Bana getirdi. Ben ne yapmam lazım bu durumda? Kendi sonuna şey evet bu gelenin en sonuna benim head'imi eklemem lazım. Ama hocam böyle olunca hep bir yerde yani hiç durmayacak. Hep bir yere gelecek. Nasıl yani? Ama nasıl takılacak? Head nokta next diyorum ya işte. Ama hocam bittiği zaman da tekrardan yeni alacak. İşte bu kendisini çevirmenin problemi bu. Kendisini çevirmeye çalışıyorsun. Yenisini yapsak bunun, yani şu fonksiyonu çevirsek bunun yenisini ver falan filan desek. Bu arkadaşlar söylediği o. Yani bu ne yaptı? Esasında problemi küçültmüyoruz değil mi? Yaptığım zaman bunu... Hayır yok ya doğru söylemiyorsunuz. Geldiği zaman bu adam bana küçük hale gelecek bunun. Bu çalışacak gelecek küçük hale gelecek. Ben onun üzerine bir şey koyuyorum. Problem yok bunda. Nala gidecek. Şimdi ben buraya resi çağırmadım mı? Reverse'i çağırdım burada. Reverse'i çağırdım değil mi? Reverse Ednex'e çağırdım. Ondan sonra da kendisi Reverse Ednex'e çağırdı. Gidecek şu nala kadar çarpacak değil mi? Bu döndükten sonra ben ekliyorum ondan sonra. Hocam bir çizsek. Şu. Çizelim. Link listim bu. Tamam. Benim head'im burayı gösteriyordu. Ben şunu bir kere tuttum. Head next'e burayı çağırdım. Şunun reverse olmuş hali bana gelecek. Tamam mı? Bana geldikten sonra ben tutacağım bunu. Bundan sonra atacağım. Sonu gelmiyor diye düşünme yani. Bu şu bitmeden, tamam mı? Bu reverse bitmeden ben onun sonuna bir şey eklemiyorum. O reverse bittikten sonra ekliyorum sonuna. Hocam, çalışıyor, bitiyor. Size kadar modu bir kenarda tutsun, en son bittikten sonra. Size kadar modu ben bir kenarda tutmuyorum. Bunu recursion hallediyor benim için. Kafanızı karıştırmayın. Base case hallettin değil mi? Şu recursive case değil mi? Arta kalan değil mi?
Dedim ki şunun arta kalan müzede çalış. Bunu bir ters çevir. Ters çevirdikten sonra benim yapacağım şey şunu alıp en baştakini alıp en sona eklemek. O kadar. En baştakini alıp en sona eklemek. Başka bir şey yapmayacağım. Sizin kafanız şeye karışıyor. Ya diyorsun ya bu adam bunu yapıyor ama bunu en sonuna bunu ekleyecek ama ben de onun sonuna bir şey ekleyeceğim için sanki sürekli olarak büyüyecekmiş, hani sabit kalacakmış gibi. Hayır, şu reverse, bakın reverse'ü çalışırken reverse'ün elinde n-1 tane node var sadece. Reverse'ün elinde n-1 tane node var. Daha fazla node yok reverse'ün elinde. Ve her seferinde reverse'ün elindeki node azalıyor. Bu bittikten sonra ben ancak onun sonuna ekliyorum. Bittikten sonra en sonuna ekliyorum. Doğru, niye sessiz işiniz? İnanmıyor musunuz? Tamam. Şu teyilişi karışık biraz. Teyilişine gelmeye çalışıyorum. Tamam, burada bunu yanlış yere koymuş. Şöyle yapalım. Bunu biraz da aşağı alalım. Tamam. Bunu elde ettim. Artık elinde bir tane T var. T şeyi var. Heli var. Bunun en sonunu bulmam lazım. Bunun en sonunu ya recursive bir şekilde bana sonunu geçir diyeceğim. Tamam mı? Başka bir tane daha yazacağım. Kolayla kaçıp böyle yapalım mı? T'yi karıştırmayalım hiç. Ha? Şöyle yazacağım. Add tail diyeceğim. Tamam mı? Add tail parametreleri söyleyin bana. Ne? Söyleyin. Add tail'i ne yaptığını anladınız mı? Yeni gelmiş link listin en sonunda benim hediye ekleyeceğim. Söyleyin. T virgül her bu. T link listinden sonra benim elemanımı ekleyecek. Bu kadar. Sonra ne olacak? Bir şey daha söylemeniz lazım. Şimdi ne yapacağım? Ekledim onu sonuna. Sonra recursion base case'ini yaptım. Recursive çağrıyı yaptım. Tamam mı? Recursive çağdan geleni bir işlem kullandım. Benim toplam problemin çözümünü halletmem lazım. Ne yapmam lazım? Bir şey return etmem lazım. Return T. T'nin sonuna gelir çünkü. Bu kadar. Return T. T'yi return edeceğim. Bu adam zaten return edilmiş. T'yi kendisi hediye olarak alıyordu. Şimdi yeni bir tane metot yazmam lazım. O da addTail. AddTail zor bir şey değil. Ne yapıyor? Eğer head'in benim nalsa doğrudan oraya ekliyor. Değilse head next'e çağırarak bunu çok basit bir şekilde onu halledebilir. Problem yok yani. Tamam mı? AddTail, T'nin en sondaki işi yapan hikaye. Tamam, AddTail'i yazmayacağım. Problem var mı burada? Evet. Şey değil mi? Yani değil mi? T bir tane node, evet. Ama evet, şimdi bu şununla şu birbirinden farklı. Reverse wrapper olanı link listin bir tane metodu. İkincisi, bu arada public'lerin private'larını yazmaya tutuyor. Buradaki public, aşağıdaki private. İkincisi node'lar üzerinde çalışan reverse. Tamam, şu head ama şu bu parametre head. Parametre. Bu link list head diye ona ha demem lazım belki. Şu yukarıdaki ha headle, tamam mı? Bununla bu aynı şey değil her zaman. İlk seferde aynı zaten. Tamam. Şey problemi yok ya, yani lokal head'i değiştirdim falan filan gibi bir benim lokal head'i değiştirmedim ben. Yani lokal head'e bir şey atamadım gördüğünüz gibi, anladın mı? Şurada da sadece yukarıda bir tane. O da zaten benim link listimin hediye. Başka ne var? Bu lokal hediye herhangi bir şey atamıyor. Eğer nalsa return head dedim. Kendi kendine atadı. Değilse head next üzerinden reverse'ı çağırdım. Geleni T'ye atadım. Onun sonunda bir şeyler koydum ve T'yi return ettim. O da oraya zaten atıyorum. Lokalde bir şey atamadım yani lokalde. Atadıysam bile, T'ye atadıysam bile onu da return ettim. Problem yok onda. Tamam, sor. Hocam en son aldığım ürünmesi hata çıkarmaz mı? En son şey listin sonuna geldi. Null döndürdük. Null'ın next'ini bir öncekini atlamaya çalışıyoruz. Eğer head nullsa return head diyor. Buraya geldik. Evet, ettik. Şurada doğru söylüyor arkadaş. Şurada
Nal el teyel dedim. Nal hel geldiği zaman, nal hel geldiği zaman bunun akıllı davranması lazım. Nasıl yani akıllı davranması lazım? Bana nal geldi, ben bunu nereye ekleyeceğim? Yok, gönderirken bizim akıllı davranmamız lazım. If dememiz lazım, değil mi? Eğer te nalsa, değil mi? Te nalsa o zaman neyi return edeceğim? Hel'i return edeceğim sadece. Doğru mu? Şurada eğer te nalsa, güzel. If he null demeyelim buraya. Eğer t null değilse o zaman şunu da birazcık aşağıya alalım. Else return head diyeceğiz değil mi? Edilen söz. Yani çünkü null gelmiş. Kimse yok. Return head. Return head değil mi? O kadar. T zaten head olmuş oluyor. Adam head'in değişmeye gerek yok. Tamam. Güzel gördü arkadaşlar onu. Peki hatamız neydi? Biz niye görüyoruz onu daha önce? Hocam neden hata olsun? Yani boş bir liste olursa, set boş olursa direkt zaten oraya ekleyeceğim. Şeydi zaten orası değil mi? Şimdi eğer boş bir listeyse, şurada en başta boş bir listeyse, buraya gelince de odan bu boş listeyi sana geri söylüyor. Sen de boş listeyi atıyorsun, orada problem yok. Yok, set boşsa. Tamam, evet. Şeye geldik, içerisinde bir tane eleman var. Bir tane eleman var. Base case'e çarpmadı değil mi? Buraya geldik. Head next, null gönderdim ben oraya değil mi? O da bana null return etti. Null return edince etteyle ben null'la bunu gönderirsem eğer etteyle tamam t nullsa neyin sonunda ekleyecek o? Gideceği yer yok tamam mı? Anladın mı? Yani boş bir listeye ete eklemek gibi bir şey anladım ben. Yani etteyle. Evet ha. Boş bir listeye ete eklemek için t'yi gönderirsen sen ona head olarak gönderiyorsun ya buraya en başta burası. Eğer orası nullsa o etteyle yapabileceği bir şey yok. Lokal bir değişkenini değiştiremez o. Şunun daha yani ed vardı ya ilk ed geldiği zaman en başta nalsa onu biz handle edemiyorduk. Previous'u falan filan gerekiyordu. Öyle bir problem var burada. Aynı problem şurada da vardı zaten. Onu hallettik ya yani ben şurada. Nerede? Burada. Eğer iyi sıfırsa ben edde vardı. Edde vardı. Ed'in orijinalinde vardı. Eğer ben en baştaysam edde nalsa buraya eklemem lazım. Recursion hallet edemiyorsun. Tamam mı? Liste karıştı hocam. Mesela liste nalsa, head'i de nal'dır ya. Liste nalsa değil. Liste nal değil. Onun head'i nal. Liste nalsa zaten yapacağımız bir şey yok. Bu çalışmaz. Zaten çalışmaz. Onu kontrol etmedik. Ama head nalsa şunu o hallediyor. Bir tane son elemanda problem çıkıyor. Head değildi. O da bu şekilde halletmiş olduk. Tamam. Neydi şimdi senin kim sordu bu soruyu sen mi sordun? Ne diyorsun bir link liste recursive olarak reverse eden bu. Başka şekilde düşünebiliriz acaba? Teyli olsaydı mesela daha kolay bir şekilde yapabilir miydik acaba? Recursive düşünün. Teyli'den ise ama teyli previous'u yok. O karıştırıyor işi. Teyli'nin previous'u yok. O işi karıştırıyor. Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Tamam. Tamam. Şöyle bir şey yapabilirdik. Her seferinde bir tane linked list oluşturup tamam mı? Her seferinde bir linked list oluşturup onu ters çevirdik. Yani bu nodlardan oluşan değil. Linked list gerçekten head ve tail olan bir linked list. Tamam onu çağırdık. Onu ters çevirdik. Onun tailini alabilirdik. Öyle bir tane çözümümüz olabilir. Böylelikle head tail falan filan yapmak zorunda kalmazdık. Adam zaten kendi tailini biliyor. Linked list olduğu için kendi elinde. Adam zaten onu biliyor. Belki öyle bir şey yapabilirdik. Bu da bir çözüm. Güzel, tamam. Bunu bir yazın deneyin bakalım inşallah çalışır. Başka soru var mı? Hocam. Evet. Hocam sonuçta bu liste, bunun üzerine bir iteratör yapıp da şey, listeler de konuştuk değil mi? Bir yapıp da bir yapıp da ona yaralı bir şey yapabilir miyim? İteratörde şey yok ki, biliyor musun? Has next var.
Evet. Bir soru soruyorum. Yok muydu o? Bir sürü parmak vardı biraz önce ya. Hocam ben kaldırdım da sizin söylediğinizi. Ne diyecektin? Yeni bir liste oluştursak nasıl olur? Ha, evet. Yeni bir link liste oluşturabiliriz. Yani bu madem ki şu link liste bir metodu bu reverse, değil mi? Madem ki bunun yeni bir tane link liste bir tane metodu. Bu adam yeni bir tane link liste oluşturuyor. Her seferinde yeni bir link liste oluşturuyor bu reverse çağırıyorsun. Yeni bir link liste oluşturuyor. Yalnız çağırırken de başta yeni dinleyerek çağırıyorsun. Onun teyri de var. Teyri de gösteriyor. Add teyri demek zorunda kalmıyorsun. Teyri ne oldu zaten? Hocam yeni bir link liste oluşturmasak da ona o listi sürekli göndersek evet. İçinde de if head nokta next işte nasa diye bunu koyarsın. Yani reverse her zaman yani yeni link liste oluşturmak yerine bir tane oluşturduğumuz link listi göndermek olur mu? Ama o sana return ettiği şey, onu sana return ettiği şey yeni bir link liste olmazsa kendini bulursun. Ben şey konuşmuyorum sana. Söylemeye çalıştığım şey şu. Şurada çağırdığın zaman ben reverse head next dediğin zaman şu reverse head next dediğin zaman gelen bir tane link list benim elemanlardan oluşuyor ve tailinde ne olduğunu ben bilmiyorum. O tailin sonunda şunu koymam lazım. Diğer geleni koymam lazım. Ondan kaçmak için diyordum ben. Eğer link list olsa da gelen tailin ne olduğunu bilecektim ben. Kendisi atlayı biliyor çünkü. Onun sonra kapıya ekleyecektim kendimi. Eğer tailin alsa yapacağımı da biliyorum. Orada mesela teyirler geliyor ya. Teyirin aslında yapacağını da biliyor. Yani ekleme sondan mı olacak? Efendim? Ekleme sondan mı olacak? Oradan tak diye sonra ekleyecektim. Evet. Böyle sonuna kadar teyir gibi bir şey yazmayacak. Sonuna kadar ekleyecektim. Evet. Ya bu teyir var ya orada. Yani kullanmadık sonra. Teyir şey son elemanı gösteriyor. Hangisi? Hocam yok. Teyir anlamı. Teyir. Evet. Teyir son elemanı gösteriyor. Sonra geldi teyirde nasıl anlayacağız? Teyir mi? Teyir mi? Çocuk olsun. Hayır, teyre bir şey eklediğin zaman teyri update ediyorsun. Teyri artık benim modeli. Mesela elinde hızlı var, sonra kadar geleceksin. Teyri'ye geldin mi diye bakıyorsun ki, lala çarptın mı diye hesaplıyorsun. Şöyle et teyri'den kaçmak için, diğer türlü et teyri yapmam lazım. Yani yok hocam, onu en sonu gösteriyor ya, o zaman sonra geldin teyri'ye kontrol. Şuradan diyorsun herhalde, nal yapmak yerine teyri'ne bakalım. Olabilir. Yani değişik bir şey. Onun yerine teyi koysam aynı şey yapmam mı? Teyi olmaz herhalde. Sınıfın içerisinde teyine göre. Olabilir belki. Ama nal daha bir tehlikesi bildiğim şey. Evet. Hocam link liste indeksi verilen bir elemana ulaşmak için hani next kullanabiliriz. Bir de iteratör kullanabiliriz. Hocam bunların o elleri nasıl oluyor? Next değil zaten iteratör. Yani hocam iteratör de hani normal nodlar üzerinden gitmek arasında fark var. Hani asimptotik notasyonları nasıl olur? Link liste zaten next dediği şey iteratör zaten. Link listin kendi içerisinde next yok ki. Hocam nodun next dedi böyle. Nodun next ama bir metot değil ki. O değil tanımlar. Onlar birbirine bağlı. İteratör denen şey hikaye. Şu senin eğer link listinse şurası senin link listinse şu. Bunlar node'lar. Tamam mı? Bu senin link listede her bir node'un içerisinde next diye bir tane alan var. Değil mi? Bir tane data diye alan var. Data'larda link şeyler var. Next'te var. Bu bir tane link list. Değil mi? İteratör bunun üzerinde çalışırken iteratör bir tane pointer tutuyor. Burayı gösteriyor. Next deyince iteratör burayı gösteriyor bu sefer. Next deyince burayı gösteriyor. Next deyince burayı gösteriyor. Ve bana has next deyince eğer null göstermiyorsa yes diyor. Next deyince de bana onu return ediyor. Node'un içerisindeki next iteratörün içerisindeki has next bir tanesi metot zaten has next ve next. Diğerisi data memory. O en de çalışıyor değil mi hocam? Evet bir iteratör kullanarak link listin başından sonuna gitmek o aynı zaman. Bu şekilde link listin başından sonuna gitmek o aynı zaman. İndeks kullanırsan ama İlk önce birinci elemana git, sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra dört dersen link liste. Ama o zaman şey olur. O zaman en kare olur. Niye? Çünkü yedinci elemana gitmek link liste baştan başa bir tane gitmeye gerektiriyor. Sekizinci elemana gitmek baştan başa bir sekize gitmeye gerektiriyor. Her seferinde baştan başa en kareye geliyor. Tamam. Ama eğer altta çalışan array listse o zaman yine o ayar ediyor. İndeksi gitsen de.
en iyisi. Çünkü en iyisi yedinci elemana ulaşlayınca ben de oradan yedinci elemana uğraşıyorum. Evet. Başka soru var. Söyle. Söyle. Hadi, hadi bir daha. Bununla ilgili mi? Hocam şimdi diyelim ki biz son elemana geldik. Geldi, geldi, ne geldi, ne şuraya geldi. O durumda burayı gösteriyor. Etlenmeyip aynı şey olmayacak. Etlenmeyip aynı şey olmayacak. Bunda ilgili sormuyorsun sen öyleyse. Neyim yok çünkü ben. Genel soruyorum. Genel netliği hatırlıyorum. Evet, he. Hocam son elemana geldiği zaman şimdi test kovaldı, son elemanı gösteriyor ya. Neyim zor onu göstermeyecek. Evet. O zaman yani o şimdi şuraya geldik. Oraya neydi? İşte o zaman Newton ne dersen işte aynı şekilde. Hocam o zaman son elemanı almışsın. Yani son elemanı gösteriyor ya. Tamam bu Newton head diyeceksin yani. Newton head ile tail aynı olduğu için zaten reverse olmuş bir tane. Linkist gönderdim ben sana. İyi de zaten senin algoritmanda benim değildi ki. Kendi algoritması hakkında soru soruyorum. Tamam güzel. Başka soru var mı? Evet. Hocam asimilasyon notasyonla alakalı soracaktım da. Mesela hocam bir metodun içinde hani asimilasyon notasyonu hesaplarken mesela 200 elemanı nasıl hesaplayabiliriz? 200 elemanın ne demek yani? Mesela hocam iki tane for varsa en karedir ya genelde mesela. 200 elemanı nasıl oluyor ortaya çıkıyor? Evet. 200 elemanın ortaya çıkması için yani recursive tamam mı? Recursive iki defa şu mesela. Bir tane algoritman var, başladı, tamam mı? Kendisinin ailesini çağırdı. Bunların hepsi kendisinin ailesini çağırıyor. Anladın mı? Anladın mı? Böyle gittiği zaman aşağı doğru gittikçe her seferinde ikiye katlanıyor ya. Her çağrışında ikiye katlanıyor, her çağrışında ikiye katlanıyor. Böylelikle. En üzeri el nasıl oluyor? En üzeri el nasıl yaparsın? Her seferinde n tane mesela yüzlük bir dizim var. Her seferinde tamam mı? Her seferinde 100 tane fonksiyon çağırıyorsun. Ona da 100 tane fonksiyon çağırıyor. Ona da 100 tane fonksiyon çağırıyor. Arkadaş şeyi soruyor yani bu kadar karmaşık algoritmalar nasıl ortaya çıkabilir falan diye. Maalesef çıkmıyor onlar. Şey nasıldı mesela? Alt kümeleri bulma problemi 200 tane n problem mesela. 200 tane tane hikaye var ya. Yani onları bırak daha şeyler var. Neler var? N faktöriyel var. 200 N faktöriyel var tamam mı? Öyle algoritmalar falan var. İçe birkaç tane loop problemi var. Mesela recursion'a karıştırdığın zaman yani genel bir problemi 3'e 4'e ayırdığın zaman bayağı karmaşık şeyler ortaya çıkıyor. Onlar da daha az değil. Onlar daha az değiller. Bayağı çoklar yani. Özellikle şeylerde var. Dediğim gibi recursion yapılarda ortaya çıkıyor. Aynısı geliyor. Bölüyorsun bir daha. Aynısı geliyor. Bir daha bölüyorsun. Evet söyle. Hocam mesela bir tane loop olur varsayalım. Bir tane iyi değişkeni olsun. Birden başlasın. N'e kadar bölüyorsun. Biz iyi bir kat abstrakta yerlersek o logende mi olur? Bir daha söyle. Hocam bir tane iyi olsun. İyi tane eleman var elinde. Yok hocam bir tane değişkenin var. Birden başlasın N'e kadar bölüyorsun. Loop'un şartı olsun. Loop'un içerisinde evet. Ama iyi bir kat aslında yani. İyi. İyi diyorsun, iyi artı atama n diyorsun ama n de her zaman 2'ye çarpıyorsun. N de çarpı atama 2 diyorsun. Hocam iyi arttırmayı kendisi kadar, kendisiye çarpar. Şu diyorsun işte ya şu. İyi artıracağım n kadar ama n de her seferinde çarpı atama 2 diyorsun değil mi? Hocam her zaman iyi artıracağım. Yok hocam iyi artıracağım. İyi kendisiye çarpıyor. İyi her seferinde iki kat arttı. Yani değişmiyor. O zaman o logende mi dönüyor? Yani hocam artı attı. Ne oldu? İlk önce 1, sonra kaç olacak? 2, sonra 4, 8. Hem de bir sayı çarpar. Böyle gidiyor. 2, 16 mı olacak? Karesi mi olacak? İlk katına mı çarpıyor? İlk katına. Tamam işte her seferinde ne yapıyorsun Murat? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hesapla işte burada ya. 8 olduğu zaman 3 defa da gittin. 16'ya 4 defa da gidiyorsun. 32'ye 5 defa gidiyorsun. Ve genç defa çıkıyormuş. Karesi yapsan ne olur peki? Karesi yapsan. He? Her seferinde 1, 2, 4, 16.
köken mi? Köken ne? Köken logenden daha şey değil ki. Logen daha iyisi. Her seferinde karesi yapıyorsun. Şu. 1, 2, 4, 16, 256. Bunun dengesini hesaplayamıyorum. Ne yaparsın şey ya? 625 oluyor. Tamam ya. 1, 251, 250, 252, 254, 258, anladın mı? 216, öyle gidiyor değil mi? 232, tamam. Böyle gidiyor. Bunu aldığın zaman ne oluyor? 200'leri log loga ne diyor dedim. Doğru log loga ne diyor bu? 200'leri log loga ne diyor? Bayağı şey yani hızlı. Ya da 250 250 hem bunun tersi de. Tamam mı? Bunun tersi de öyle yani. İlk önce iki tane fonksiyon çağırıyorsun. Her biri bu kadar çağırıyor, her biri bu kadar çağırıyor, her biri bu kadar çağırıyor. Hani böyle yaptı. Her biri ikişer tane çağırsa da 250 endi ya. Her biri o kadar tane altından çağırıyor. O zaman 250 250 endi hızında biliyorsun. Çok daha kötü bir fonksiyon. Tamam. Başka soru var mı? Dersin saatini doldurmuşuz. Hocam işte sorabilir miyim? Bir şey bu sınav arasıyla ilgili hocam bence düşünmeden karar verdik de yani bir ara olsa daha iyi olurdu da bir tekrar sorabilir misiniz? Arkadaşlar ara verelim mi? İki seçim yapayım bir sınıf ara versin bir sınıf ara vermesin. Evet. Hocam bir saat olmadı. İki saat yapayım diyorum siz istemiyorsunuz. İki saat yaptığınız zaman hocam yetmiyor. Ara vermenin ne zararı var? Hocam ben ilk seksiyonda çok süre artık ikincisi yetişmedi. Yeteri kadar zaman vereyim, 3 saat vereyim. 10 dakika. Ya yok 3 saat insan oturamıyor. Ya yok ben yani. Hoca bana bir şey yapsa. Ha? Oturamayanlar var ama.